Merhaba herkese. Yaftar Toasoy günü grafik Toasoy'u e, en son 20 Haziran'da biraz ara verdik yani videosunu. E, şimdi Toasoy 20 Haziran'da bir 30, civarlarında o dönüşte videosunu çekmiştim. Şöyle göstereyim. Yani şu kısımda e, direnci takıldıktan sonra düşüyordu hafif. E, orada tabii o günden bu yana aslında olumlu gelişti grafiği. Olumsuz gelişmedi onu söyleyeyim. Evet 32 lira geçilmedi. Yani 32 lira hala bir direnç olarak yerini koruyor. Fakat dipler yukarı toasoda Yani şöyle gördüğünüz kısa vade bir yukarı trend yapmaya başladı. E, ve devam ediyor bu trend. E, sıkıntımız belli yani 32 lira üstünde alıcı olmaması. Şu an tabii borsa İstanbul'da bir boğa piyasası beklenmediği için yani olumlu bir haber gelişme yeni bir hikaye yazlamadığı için genel manada konuşuyorum. E, bu tür küçük e, Fırsat şeyler e, hemen yükselişler kısa yükselişler bir satışla sonlanıyor yani piyasa en küçük hareketi bir satış fırsatı olarak görmeye devam ediyor maalesef üzgünüm tosa da bu böyle 32 liraya geldiği zaman hemen orada e, diyorum ya bakın bir hikaye lazım yani Türkiye'ye bir hikaye lazım bu böyle biraz zor satış baskısı var çok büyük yani e, döviz hala e, bireysellerde çok kuvvetli bireysel yatırımcılar da doğrudan e, dövize kaçıyorlar hep bunlar şey yani bu bizim gibi sermaye piyasalarında çok negatif etkileyen işler. Yani dolayısıyla e, şu anda 32 lira tüm borsada tabii en küçük sıçramalar satış fırsatı olarak görüldüğü için burada da satış fırsatı görülüyor. Neyi takip etmek lazım? E, 32 liranın üstü kapanış var mı yok mu? Zaten tablo çok net önümüzde. İyi olan şey yani burada olumlu bir e, trend çizmesi yani yukarı doğru şey dipler yükseliyor devamlı bir trend. bakın şu kırmızıyı <laughs> özellikle koydum hani bu kırmızıyı takip edebilirsiniz olumlu bir trend anlamı taşıyor bu e, Tabii tabi ne tarafa kırılırsa bu tür trendler biliyorsunuz hareket o tarafa doğru devam eder diyoruz yani kırmızı kırılırsa bir alt destek ki kırmızının kırılımı biraz avanslı çizdim 29.80 bir alt destek 28.80 civarı orası da kırılırsa 27.50'ye kadar bir alan var orada yani 27.50 de bu arada söyleyeyim major anlamda e, önemli olan kısım yani 27.50 bozulmadıkça belki bir yataylık ararız dipte ama 27.50 bozulursa yani o biraz tehlikeli yeni bir dip arayışı anlamına geliyor Tofaş'ta o yüzden e, majör anlamda bir kere oraya dikkat etmek lazım ara destekte dediğim gibi 29.80 ki 50 günde de aynı yere e, işaret ediyor gördüğünüz gibi 29.80 28.80 e, olarak iki destek kısa vadede takip edilebilir Tabii 32'nin geçilmesi önemli yani 32 geçirse açıkçası. E... 33 civarında 33 20 civarında bir direnç olabilir ee, ki piyasa genelde oraya bakar ve 34 buçuk yukarıda diğer bir direnç e, noktasıdır hareketin Yani bir direnç kırılırsa diğer dirence <laughs> bakın bunu çok videoda defalarca kez söyledim yani teknik analiz yaparken e, stratejiyi çok basit koyarsınız 32 direnci geçiliyorsa bir üst direnci takip etmeye başlarsınız yani hareketin oraya gideceği varsayıdır varsayımdır tabi %100 değildir e, bir destek kırılırsa da bir alt destektir yani hedef. E, bu kadar basit hareket edilir. Dediğim gibi bu sıkışma umarım olumlu yönü kopar. E, yani ihracatçı firmalar da çok güçlü seyrediyorlar şu anda. E, hele bu yıl çok güçlü seyrediyorlar. <laughs> yani umarım onlara da olumlu etkiler bu. 48 arası ya bir denge noktasında arası 45-55 arasında biliyorsunuz bir denge noktası olarak ben ben kendim öyle yorumluyorum normalde 50 50 50'den aşağı ve 50'den yukarı olarak tabi e, çok basitçe böyle yorumlanır ama burada 45-55 genellikle bir denge noktası oluyor e, şimdi e, 48 arasıy dediğim gibi 48.92 <laughs> dengede alıcılar satıcılar aslında Eğer burada 45'in altında bir kırılım 45 RSI'nin altında bir kırılım ve e, 29.80'nin altında kapanış alırsak o biraz da aşağı yönlü fiyat hareketine haber verebilir maddi de o da dengeli aslında yani basit bir e, şu gördüğünüz kırmızının trendini onları da çiziyorlar. Şu anda dediğim gibi olumlu sayılır yani 32 geçirememesine rağmen yine de <laughs> en azından dipler yukarıda e, o kısmını olumlu olarak addedebiliriz. Umarım önümüzdeki hafta çok daha iyi bir e, tabloyu sahneler. Yani dolar olarak grafiğini açmayayım e, herhalde herkesin çok morali bozulur yani geçmişte alanlar tabi biliyorlardır ama e, 7 8, 8 dolar civarlarındaydı. Tofaş. Maalesef yıllar içinde dolar zaten dövize oranladığınız zaman yani dolara oranladığınız zaman maalesef bir yüzde herhalde artı yazan şirket 2 üç tane 5 tane varsa vardır. Umarım bu tabloda düzelir. Herkese iyi haftalar.